işte saat 7'de 8'de ben diyorum ki aslında dükkanını kapatın bir şey yemeyin. Onlar diyor ki bir şey yemeyelim de yani meyve de mi yemeyelim? İşte kuru yemiş de mi yemeyin diyorum. Yani yoğurt da mı yiyeyim, süt de mi içmeyeyim? Bir şey yemeyin deyince hocam şey yemek yani ağır ekmek yemeyin, yemeyin ekmek yemeyin evet. Ya süt de mi içmeyeyim? İçmeyin tabii süt çok reflü yapar diyorum yani. Hani akşam 7'den 8'den sonra bir şey yemeyin. Aslında bu hani kilo almaya artık eğimli bir toplum olduk. Hepimizin için geçerli olan tabii, bir şey. Tabii televizyon karşısında da oturuyoruz. Evet. O sırada bir sürü şey yiyoruz aslında. Ondan birkaç saat sonra da uyuyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Onlar reflü ve uyku sağlığımızı da çok bozar. Apneleri artırır. Daha evvel görüşmüştük, konuşmuştuk bu konuları. Yani hanımefendiye bizim şu an söyleyeceğimiz, eğer bu bir kronik larenjit veya nodül gibi bir hani, diğer ameliyat veya başka cerrahi müdahaleleri, başka ilaç tedavilerini gerektirmeyen bir durum ise yapılacak olan ses eğitimi artı reflü tedavisinin devamı. Bunlar dışında çok yapacak bir şey yok açıkçası. Evet. Yine sorularımız var hocam. Özellikle izleyicilerimiz hani farklı şeyler alanlarda da sormuşlar. Onları da paylaşayım müsaade ederseniz. Bu senenin başında ciddi bir enfeksiyon geçirdiğini söylüyor izleyicimiz. Doktor bana burun spreyi verdi diyor. Ondan sonra bir alışkanlık oldu. Şimdi spreyi kullanmazsam burnum çok kuruyor. Hep böyle mi olacak? Devam edeyim mi demiş. Şimdi burun spreyleri Zahide Hanım. İki grupta düşünelim. Bir tanesi burun açıcılar, burnu daraltıcılar. Biz o burun açıcıları, daraltıcıları sadece 3 en fazla 5 gün veriyoruz. Bunun daha fazla kullanılması bu kötüye kullanıma girer ve buruna ciddi zarar verir, hasar verir. Yani burun etleri büyür, burunda kanamalar olur. Rinitis medikamentoza yani ilaca bağlı burun mukozasında değişilmez, değiştirilemez hasarlar oluşur. Evet, o çok, kadar ciddi çok kalıcı ciddi problem, şeyler kalıcı hasar yapar. Evet. Bu en fazla 5 gün ki artık yurt dışında 3 güne çektiler bunu. Hani genel isim zikretmeyelim. Oksimetazolin içeren ilaçlar, burun spreyleri. Eğer bu grupsa yanlış yapıyor hanımefendi. Derhal bırakması lazım. Çünkü bununla yaşanmaz. Evet. Yok o değil de alerji spreyleri ise içinde kortizon içeren alerji spreyleri. Bunlar yıllarca kullanılabilir ama tabii yani yıllarca derken sürekli her gün değil de belli şikayetlerin yoğun olduğu dönemlerde. Şimdi malum alerji bu sene erken geldi. Kış olmadığı için çiçekler erken açtı, yeşillikler yani bir aydır biz alerji hastalarıyla görüşüyoruz. Eskiden yani bu Nisan-Mayıs'ın sonuna doğru kayardı. Evet, çok haklısınız. Bu sene erken başladı. Öksürükler, işte bu geniz akıntıları, boğazda bir şey varmış hisleri. Bunlar alerji bulguları, sık hapşırıklar. Alerji olan hastalara biz burun spreylerini veriyoruz. Ama tabii öncelikle ne alerjisi var? Alerji testi yapıyoruz. Evet. Yaptırmalarını öneriyoruz. Korunması lazım yani. Geçen bir hastamız muhabbet kuşu alerjisi çıktı. Evde 4 aya ver muhabbet kuşu almış. Evet. Şimdi yani biz ilaçları neyi çözebiliriz? Dedim ki bu kuşun tayini çıktı dedim. Zorunlu hizmete gidecek dedim. Geçici görevli. Ancak öyle gitmesi lazım tabii ya. Peki hocam yine bir izleyicimizin sorusu var. Öğretmen olduğunu söylüyor. Kronik faranjit var. Belli zamanlarda çok rahatsız oluyorum demiş. Eve geldiğimde konuşmamam mümkün değil. Çünkü ilkokul 1'e ve 2'ye giden 2 tane çocuğum var diyor. Bu çok önemli bir problem aslında hocam. Yani biz sadece iş yerinde konuşup eğer evde sesimizi dinlendirebilirsek zaten problemler büyük oranda kendiliğinden çözülüyor. İzleyicimiz enteresan bir şey sormuş. İrritable bağırsak sendromu olduğunu söylüyor. Doktora gittiğimde bana çok konuşmamam gerekiyor. Çünkü hava yuttuğumu söyledi demiş. Bununla ilgili detaylı bilgi alabilir miyim? Öğretmenlerimizin şöyle bir handikapı var. Aslında birçok merkezde, yurt dışında da hocalara mikrofon verirler. Yani bağırarak konuşmak, yani sesinizi amplifiye etmek, yüksek sesle konuşmak yanlış bir harekettir. Yani bizim şu anda konuştuğumuz gibi konuşmaları lazım derste de hocaların. Ama biz de işte ders veriyoruz. Derste de işte 200 kişilik amfilerde oluyor. Biz de aynı hatayı yapıyoruz. Ben bazen günde 8 saat ders veriyorum. 8 saat dersten çıktığın zaman ses kısılmış oluyor. Doğrusu biz tabii doğrularını söyleyeceğiz. Yani gerçekleri değil de doğrularını söyleyeceğiz. Doğru olması gerekenleri. Mutlaka mikrofonla konuşmamız gerekir. Ve bu ses tonuyla. Yani biz konuşma frekansını şöyle ayarlamalarını istedik şiddetini. Bizim ikimizin konuştuğu gibi olacak. Yan odadaki insan duymayacak. Doğru frekans budur yani. Frekans doğru kelime değil de yani şiddet budur. Yani yan odadaki bizim konuştuğumuzu duyuyorsa biz sesimizi bağırarak konuşuyoruz demektir. Ama öğretmenleri düşünün. Evet, yani koridordan geçtiğinizde her sınıfın önünden öğretmenin sesi gelebiliyor. Yani o büyük hata. Bir ikinci şeyde tabii toz var sınıflarda. Yeterince havalandırılmıyor. İşte tebeşir tozu hoş kalktı ama yine de yerlerdeki o tozlar hocalarımız rahatsız ediyor. Hani sadece az konuşmak değil bu sağlık sıkıntılarını çözmek gerekir. Yani havalandırma, toz problemleri ve mikrofon olması lazım. Yani ben bunu istirham ediyorum. Yani ses sağlığı bağırarak çözülmez. Evet.
Peki irritable bağırsak sendromu ve hava yutma konusunda ne dersiniz? Huzursuz bağırsak sendromu çok yaygın. Hı-hı. Artık hani Türkiye'nin sosyo-kültürel düzeyi yükseldikçe daha da çok olacak maalesef. İşte doğru sesi kullanmak, o nokta virgül demiştik ya, o nokta virgüllere uymaları lazım hocalarım. Birinin doğru konuşup konuşmanın şöyle anlarsınız. Bir, iyi nefes alıyor mu? Yani bu noktalarda nefes alıyor mu? Yoksa sürekli cümleleri birbirine ardışık yapıştırıyor mu, birleştiriyor mu? Birleştiriyorsa yanlış kullanıyor demektir sesini. Nasıl, başka nasıl anlarsınız? Yanlış sesini kullanan insanların boyun damarları gözükür, evet, belirginleşir, şişer. Bu yanlış konuşuyor demek. Yani kasarak konuşuyor, bağırarak konuşuyor. Böyle kas, boyunda, hatta bu hastalar konuşunca boyun ağrıları çekerler. Evet. Bu da yanlış konuşmanın şeyi. Üçüncüsü, buradaki kasları görürsünüz yani dışarıdan. Bu şu boyun kasları kasılır. Bu da yanlış konuşmanın belirtisi. Hocam konuşurken bir aynada baksın. Yani sesi doğru kullanıyor mu? Tabii ses eğitimi kesin öneriyorum hocama. Yani ses eğitimi olmadan olmaz. Ses eğitimi alan çok ünlü siyasetçilerimiz var, eski siyasetçilerimiz. Onların ben hiç sesini kısıldığını duymadım. Sesi doğru frekansta kullanırsanız, o zaman bağırsanız da kısılmıyor. Evet. Yani. Bir de o belli bir süre için geçerli. Hani o sırada yüksek bir tonda konuşsanız da, eve gittiğinizde ya da daha normal görüşmelerde sesi tekrar eski perdesine çekmek lazım galiba. Hocam herhalde hava yutuyor. Niye? Evet. O virgüllere, noktalara uymuyor. Hızlı konuşacağım diye. İşte o da öğrencilere bir şey anlatmak telaşında değil mi? Eğitim telaşıyla. Evet, çok sorun yaşıyorlar. Yine gelen sorularımız var hocam. Bir izleyicimiz sormuş. Yine bir öğretmen. Yaklaşık 3-4 yıl önce çok küçük bir nodül çıkmıştı diyor. Ama sonra kendiliğinden geçti. Kendiliğinden geçer mi demiş. İkinci kez doktora gittiğinde böyle söylenmiş. Ve tekrar eder mi diye de soruyor. Buraya virgül koyalım. Hattımızdaki izleyicimize dönelim. Sonra tekrar bu soruyu cevaplayalım. İsimsiz bir izleyicimiz ulaşıyor Ankara'dan. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Alo, buyurun. Hoş geldiniz efendim. Hoş buyurun. Bulduk. Sizi dinliyoruz. Şimdi şöyle, ben sürekli boğazımda bir kaşıntı oluyor sürekli, ama ağrısız yok, öksürüyorum sürekli. Fakat kan falan gelmedi, çok gittim, tomografiler falan çekildi, kan gelirse tabii dediler ki ameliyat. Fakat sırtımda ağrı olduğu zaman şüphelendiler, akciğer tomografisi çekildi. Akciğer tomografisinde sırf nödüller varmış. İkinci kez de gittim. Tekrar bir süre sonra tekrar önce şey çekildi, aynı nodüller çoğalmış. Fakat ben sigara içmedim. Bana sigara içtin mi sordu. Hayır dedim, hiç sigara hayatta içmedim. Peki alkol kullanmadım. O ne bileyim, kola içmedim. Kesinlikle şeyim yok öyle yani. Ama nedeni şeydi. Sadece şunu da söyledi. Çok sigara dumanı olan yerde kaldın mı dedi. Tabii ki rahmetli eşim. Ondan sonra babam veya işte çalışma ortamından da kaldım. Sadece bunu düşünecekti. Bilmiyorum, pasifikçi olarak şey yaptı. Bir onu sorayım dedim. Bir de öksürük o zaman sürekli burnumda kaşıntı oluyor. Sonra çok hafif bir damla kan geliyor. Başka şey yok yani, ağrısızı yok öyle. Peki efendim. Hocam sizin bir sorunuz var mı? O kan balgamla karışık mı yoksa? Yok, hiç balgamda karışıklığı yok. Balgam gelmiyor. Hiç kuru bir şey. Boğaz şey yapıyor. Gidiyorum, bir şey bulamıyorlar. Sadece ılık su içiyorum. Bazen ballı hamur içiyorum, o kadar. Peki efendim, çok geçmiş olsun. İyi günler diliyorum size. Hoşçakalın. Burada iki tane farklı şey var. Bir işte bu kaşıntı şeyi, o muhtemelen alerjik. Onun bir korkacak bir yanı yok da. Bu akciğerdeki nodüllerden biz huzursuz oluruz. Büyüdü ve arttı diyor. Yani illa sigara içmeniz veya sigaraya maruz kalmak zorunda değilsiniz. Yani bir de her şey de kanserde değil. Yani yanlış gene mesaj vermeyelim. Kronik enfeksiyonlar var, tüberküloz var. Bir sürü hastalık var, sarkoidoz var. Yani sadece hastalık, yani kötü hastalık anlamına gelmiyor. Bu akciğerdeki nodüllerin incelenmesi lazım. Yani belli, zaten onu yapmış arkadaşlar. Doğru bir yaklaşım yani. Takip etmişler, tomografi yapmışlar. Çoğalıyor. Çoğalıyorsa biyopsi almak da gerekecek. Onu da aldıracak hanımefendi. Çünkü ya bir de öyle bir şey var Türkiye'de. Ya biz biyopsi aldırmayalım, büyür, bıçak değdi. Böyle bir şey yok. Evet. Bu yalan yani. Bu şehir efsanesi. Lütfen yani bunlara inanmayın. Yani konunuzdan duyduğunuz şeylere inanmayın diyelim hastalarımıza. Ya bir hekim biyopsi diyorsa bu sizin iyiliğiniz için söylüyor. Benim yine böyle bir hemşire hanım babasının da başımıza geldi. Dilinde bir yara, iyileşmeyen dilde yara ama bir aydır var ve büyüyor, giderek büyüyor. Ya para kadar olmuş. Dedim ki biyopsi almamız lazım. Yani biyopsi işte küçücük bir parça alacağız, patoloji göndereceğiz. Ya işte alırsa yayılır, büyür, bıçak değdi. Ya dedim amca sen nerede yaşıyorsun ya? Bak eşin işte kızın hemşire. Bir 15-20 gün daha dolandılar. Ya biyopsi aldık, dil kanseri çıktı. Sigara işte hem içiyor bir de sarıyormuş. O sarmak daha kötü, bir de hani dudak kanseri falan.
Velhasıl işte radyoterapi, kemoterapi alacak veya ameliyat olacak. Seçenekleri anlattık. Ben dedi hiçbir şey yaptırmak istemiyorum. Bu benim hayatım, istemiyorum. Bak dedik, önce bu işin şakası yok. Dil kanseri bu. Yayılır, çok hızlı yayılır. Ya 6 ay bile yaşamadı. Yani lütfen hekime güvensinler. Yani burada nodül var, büyüdü diyorsa hekim bir bildiği vardır. Yani lütfen, o kadar eğitimi aldık. Ona güvensinler, ne gerekiyorsa yapılsın. Evet. Çünkü hani biz ne diyeceğiz şimdi? O ağzımdan kan geliyor diyor. Nodüller var, büyüdü diyor. Bir biyopsi, yani sigara içmediniz diye sizde hiçbir hastalık yok anlamına gelir mi yani? Evet. Bu kadar basit değil işler. Peki yine bir izleyicimiz var telefon attığımızda. Ayşenur Dobruca Tekirdağ'dan ulaşıyor. Ayşenur Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Ederim, sağ olun. Buyurun, sizi dinliyoruz. Ben bundan 8-9 yıl evvel iki defa üst üste guatr ameliyatı geçirdim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İlkinde tahlile gittiği için 5 gün bekledim. Daha sonra küçük bir tümör olduğu için bütün organımı aldılar. Oradaki bütün kazımalar vesaire. Evet. Ağır bir ameliyat geçirdim. Geçmiş olsun. O günden bugüne sesimde çok sık kısıklık oluyor ve ses tellerime zarar vermediklerini söylediler hekimler. Ameliyattan sonra önce çok tetkikler yapıldı. Ses tellerim kontrol edildi ama ses kısıklığım kaldı. Hatta çok az bir rüzgar yesem hemen boğazım hassas, bir öksürük oluyor. İşte ne bileyim, bir enfeksiyon gibi bir his oluyor. Ya da biraz fazla konuşmuş olsam aynı şekilde. Bazen yani bu ses kısıklığım ve boğazımdaki zorlama nedeniyle konuşmak dahi gelmiyor içimden. Evet. Şu anda da fark ediyorsunuz, gene kısık sesim. Acaba o ameliyatın etkisiyle mi böyle bir şey oluştu, bilemiyorum. Ne zaman ameliyat olmuştunuz Ayşenur Hanım? 2005'te. 2005'te oldunuz. Peki hocam, ses kısıklığı ne zaman olmuş? Ses kısıklığınız, evet, ne zaman? Ses kısıklığımı ameliyattan sonra... Hep böyle miydiniz devamlı yani? Devamlı böyle bir kısıklık, sık sık. Çok az bir zamanlar böyle sağlıklı bir ses oluyor filan. Bir koroda da şarkı söylüyorum. Aslında çok seviyorum ama orada da biraz böyle sesimi zorladığım günler çok fazla sürerse prova, gene bir öyle bir kısıklık hissediyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum size. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Aynı durumdaydım ben de. Guatr ameliyatı oldum bir müddet sonra ama mesleki şeylerin de etkisi var gibi hocam. Olmaz sanki. Bu arada tiroid cerrahisi, yani guatr ameliyatı tüm dünyada belli yüzdeyle ses telli felcine neden oluyor. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Özellikle tiroid kanseri olan hastalarda biz bilerek ve isteyerek bazen ses telini de kesmek zorunda kalıyoruz. Temizleyebilmek için oradaki kanserse eğer. Yok iyi huyluysa o ses tellerini korumaya çalışıyoruz ama belli bir oranda bu ameliyatlardan sonra zaten hanımefendi daha evvel ses tellerime baktılar diye. Önceden, ameliyat öncesi de bakılması gerekiyor. Yani ses telli felci var mı ameliyat öncesi? Ve ameliyattan sonra böyle bir problem varsa mutlaka yine bakılacak, ses telli felci var mı? Yani bu ameliyata ses telli zarar görmüş mü? Bu aslında çok kolay da anlaşılır. Hem muayene aslında şikayet olarak da anlaşılır. Yani dün sesiniz iyidir, bugün ameliyat olursunuz, yarın sesiniz kısıktır. Bu neden olacak belli yani. Yani muhtemelen ameliyata bağlı olabilir. Evet. Ama hanımefendi ikinci 9 yıl önce ameliyat olmuş. Ameliyatı ikinci bir şey söyledi değil mi? Koro dedi. Evet. Ve nodül sesi de gibi geliyor. Yani bu tamamen işte sesi yanlış kullanmaya da bağlı olabilir. Ben konservatuvardan da çok hastam var. Özellikle konservatuvarın ilk yıllarında çok sayıda nodül olur. Evet. Biliyorsunuz. Evet. Yani sesi yanlış kullanmaya bağlı. Hani performansı çok iyi olacak diye çok zorlar çocuklar. Ses teli nodülleri çok sık olur o gençlerde özellikle. İşte sanatsal faliyetleri başlayanlarda da nodül çok olur. Ama bunu ayırmak kolay. Tabii biz hani fal açıp da bilemeyiz. Bakacağız. Evet. Nodül mü? Ses teli felci mi? Ama hani ses teli felci ameliyattan hemen sonra. Aynı gün, yani bir gün sonra başlar. Yani bir gün sonra siz konuştuğunuz zaman sesiniz kısık çıkar. Bunu ayırt etmek kolay. 5 sene sonra çıkmaz zaten. Evet. Ha, ancak kötü huylu hastalıklarda bu ses kısıklığı, yani ameliyat olmasanız da tiroidde veya boyunda bir kanseriniz varsa, o kanser gider de ses telini tutarsa veya ses sinirini tutarsa, o zaman tabii ki ses kısıklığı olur. Aslında biraz da tedavilerinden bahsedelim. Yani evet, kabaca lütfen. Bir... Çünkü izleyicimiz de az önce nodülü sormuştu hocam. Aslında kısmen ona cevap da oldu. Sonra kendiliğinden geçti, gerçekten kendi kendine geçer mi demişti. Evet. Şimdi en basitinden başlayalım. Biz hep hani insanların moralini bozmayalım. Gerçekten moral de bozacak bir şey yok aslında. Ses kısıklıklarının çok büyük kısmı, %90'ı üst solunum yolu enfeksiyonlarındandır. Nezle, grip, faranjit. Şu an bu Mart ayı da bayağı nezle gripli geçti. Evet, evet. Faranjit geçti. Bu sene genel olarak öyle geçti. Evet, biz sizinle soğuk algınlığını da konuşmuştuk. O grip bir türlü bitmedi. Devam etti sanki. Hala devam ediyor. Şu an hala insanlar yoğun bir grip, nezle, öksürük, onlarla geliyorlar bize. Bu viral enfeksiyonların önüne hala geçemedik. Hala var. Herhalde yakında azalacak tabii. Yaz geliyor.
bir numaralı sebebimiz solunum yolu enfeksiyonları. Nezle, gribe bağlı ses kısıklığı